Merhaba sayın seyirciler. Yine bir kum saatinde sizlerle birlikteyiz. Günün sıcak gelişmelerini Yeni Mesaj Gazetesi yazarı Murat Çapaz'la birlikte her zaman olduğu gibi değerlendirmeye çalışacağız. Evet sayın Çapaz, yine tabii gündem maddelerimiz yoğun ama İsrail, Gazze hattındaki gelişmelerle ilgili haberler daha ağırlıkta. Bir de şunun haberini verelim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti. Yani önemli bir tabii ziyaret. Oradaki yapılan açıklamada Erdoğan toplu cezalandırmayı kabul etmiyoruz şeklinde bir açıklaması oldu ve İsrail'in tabii ki bu insanlık dışı tutumunu orada kınadı. Tekrar bu ifadeyi kullanarak bunu telaffuz etmiş oldu. Şimdi ne oluyor İsrail'de? Tekrar bakalım. Bugün en son gelişmeler nelerdi? Mesela bir okulu bombaladı İsrail. Yani maalesef hani hastane ayrımı yapmıyor, okul ayrımı yapmıyor, mülteci kampı ayrımı yapmıyor. Yani hiçbir ayrım yapmadan ve hedef gözeterek bile bile buraları vuruyor. En son vurduğu da okul. Bununla ilgili sizden isterseniz detayları alalım. Buyurun. Evet, İsrail 7 Ekim'den bu yana sürekli olarak sivil hedefleri, hastaneleri, okulları, mülteci kamplarını, camileri, kiliseleri, vatandaşların sığındığı her ne varsa oraları bombalamaya devam ediyor. Hatta oradaki basın mensuplarının, işte aktivistlerin ve yetkililerin açıklamalarıyla beraber ifade edersek, özellikle de buraları hedef alıyor. Yani özellikle hastane vuruyor, özellikle okul vuruyor, özellikle mülteci kampı falan, yani ibadethaneleri vuruyor. Şimdi burada işte biz her zaman şunu söylüyoruz. Amacın hani Hamas'la mücadele, Hamas'la bir terör mücadelesi değil de yapılan şeyin aslında Gazze'yi boşaltmak, buradaki sivilleri buradan kaçırmaya çalışmak, buradan uzaklaştırmaya çalışmak, Gazze'yi boşaltmak olduğunu tekrar tekrar her programda ifade ediyoruz. Yani okul bombalamasının nedeni bu. Yani cami bombalamasının hedefi bu. Nereye sığınıyorsa insanlar, siz buraya sığınmayın. Siz buradan gidin mesajı evet, veriliyor. Evet. Hatta öyle bir mesaj da veriliyor ki, bu insanların göç güzergahı da bombalanıyor. Çıkış güzergahı da bombalanıyor. Refah sınır kapısı vesaire. Bu mesaj da şu, bir daha buraya dönmeyin mesajıdır. Yani okulların, hastanelerin vurulması, buradan çıkın, Gazze'yi boşaltın. Çıkış yerlerin dahi vurulması da bir daha buraya dönmeyin mesajıdır. Evet. Ya bunların hepsi aslında arz-ı mevut planının bir parçası. Bunu ifade edeceğiz, ediyoruz. Burada tabii ilerleyen dakikalarda şunu da konuşacağız. Bunları sadece biz ifade etmiyoruz. Bunlar aynı zamanda, bunlar batıda da konuşuluyor. Batılı ülkelerde de her ne kadar Amerika'nın yetkilisi, Fransa'nın işte Cumhurbaşkanı, Almanya'nın Başbakanı konuşmasa da oradaki basın mensupları, kamuoyu, halk, sivil toplum kuruluşları bunları konuşuyorlar. Hatta şimdi konuşacağız biraz sonra. İsrailli aktivist, İsrail asıllı, dedesi İsrail'in kurucularından bir aktivist de bu konuda çok önemli açıklamalar yapıyor. Yani onlar da bunları söylüyor. O yüzden bunlar sadece bizlerin dillendirmiş olduğu konular değil. Bugün İsrail'in amacı belli. Gazze'yi boşaltmak, arz-ı mevut hesabı. Böyle bir hedefi, böyle bir planı var. Bu bir komplo teorisi falan değil yani. Komplo evet. teorisi değil. Artık bu net. Net yani. Evet. Dün zaten dikkat ederseniz. Bu da bilinen bir şeydi zaten. Dün İsrail'in bakanlarının açıklamalarını okuduk. Evet. Değil mi? 5 tane bakanın evet. açıklamasını okuduk. Hepsinin ortak açıklaması Gazze'yi boşaltın. Dördünün açıklaması Gazze'yi boşaltın. Miras Bakanı'nın açıklaması ise Gazze'ye nükleer bomba atalım. Yani boşaltmaya gerek yok diyor. Direkt diyor nükleer bomba atalım diyor. Yani Gazze'ye boşaltın diyenler de en ılımlı olanlar. Evet. Bunu ifade etmemiz lazım. Şimdi dün Endonezya Hastanesi bombalanmıştı. Evet. Ondan önceki yani cumartesi günü yapılan açıklamalarda gündemle alakalı olarak Şifa Hastanesi tamamen boşaltılmıştı. Yani her gün bir olay yaşanıyor. Her gün bir vahşet, bir zulüm yaşanıyor Gazze'de. Şu an herhalde kuzey bölgesinde hastane kalmadı herhalde. Evet. Şu anda kuzey bölgesinde bütün hastaneler, bütün sağlık kuruluşları şu anda devre dışı vaziyette. Dolayısıyla
Nedir bu? İşte güneye gidin. Tamam da güneydeki hastaneleri de bombalıyorsun. Güneydeki bütün sığınma yerlerini de bombalıyorsun. Yani işte buradaki mantık önce kuzeyi güneye doğru sıkıştırmak. Sonra güneyi de, güneydekileri de bir daha buraya dönmemeleri üzere tamamen çıkarmak buradan. Ama öyle ama böyle çıkartmayı planlıyorlar. Yani Mısır aldı almadı başkası alsın diyorlar zaten. Böyle bir evet. açıklamaları var. Şimdi bugün de yine Gazze'nin kuzeyinde Cibelya mülteci kampında bulunan El Faluca bölgesinde Hafsa Okulu adlı okulu vurdular. Orada da ölüler, yaralılar var. Yine Gazze'nin kuzeyinde Beit Lahya denilen bir yerde 9 tane yani sivillerin kalmış olduğu 9 tane evi bombaladılar, yerle bir ettiler. Onun dışında efendim Gazze haberleşme kulelerini vurdular ki şu anda Gazze'nin kuzeyiyle yani Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı, çalışan hastane. İletişim de şu anda yok. Komple kesilmiş oldu şu anda Gazze'nin kuzeyinde iletişim kesildi. Bu arada toplam yani hani öyle bir şey ki savaşlarda dokunulmazlığı olan kişiler vardır. Bunlar mesela basın mensuplarıdır. Bunlar sağlıkçılardır. Yani zaten çocuklar, kadınlar vesaire bunlar zaten evet. dokunulmaz. Yani bunlar da dokunulmaz, bunlar öldürülmez. Bunlara efendim savaş suçudur zaten bunlara dokunmak, yaralamak, öldürmek. Ama İsrail zaten bunlara hiç taktığı yok. Ve bugüne kadar da bakın 6'sı kadın 62 tane gazeteci öldürmüş. Yani bunlar haber görev amaçlı olarak oradalar. Bunlar savaşan insanlar değil. Az bir sayı değil ya. 62 tane gazeteci. 62. Yani Gazze şeridi ya. Yani bildiğimiz evet. Gazze şeridi yani. Çok büyük bir yer değil. 62 tane basın mensubunu, gazeteci burada öldürüyorlar. Hatta bir tane kadın gazeteci Ayat Haddura. Bugün çok enteresan hakkında haber vardı. Çekim yapıyor o sırada, haber veriyor. Bu son video olacak diyor. Ve ondan sonra da ölüyor. Evet. Bakın Haddura şu ifadeleri kullanmış bunu şey yapmadan önce. Bu son video olacak dediği açıklamasında şunları yani. Söylüyor. İşgal güçleri Beit Lahia'ya fosfor bombaları attı. Fosfor bombası zaten uluslararası suç yani. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı. İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı. Tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Allah'ım bizlere merhamet et. Yani böyle bir çok acı psikoloji, yani. Böyle bir şeyle beraber haberini sunuyor ve ondan sonra zaten ruhunu teslim ediyor. Fosfor bombasının bizzat atıldığında o an canlı yayında efendim duyuruyor. Şimdi son verilerde Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu son verilerde tabii artış devam ediyor. Bakın 5600'ü çocuk, 3550'si kadın olmak üzere vefat edenlerin, hayatını kaybedenlerin sayısı 13300'e ulaşmış durumda. Batı Şeria'daki efendim İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 217'ye yükseldi. Ve şu anda enkaz altında kayıp ihbarı yapılan kişi sayısı 6500'ü aştı. Bunların 4400'den fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Yani öyle tahmin ediliyor. Çünkü neticede kayıp ihbarı yapılanlar bu şekilde. Onun dışında bakın şu ana kadar 6400 dediniz. 6500'ü aşmış. 6500. 13.000 zaten 13.000 küsur zaten 13.300 diye bir rakam açıklandı. Değil mi? Normalde evet. öldürülen Filistinli sayısı. Bir de enkaz altındakileri de ilave ettiğiniz zaman 6.400. 20.000 civarında. 7.000 evet. dersek yani. Şu an 20.000 civarında insan hayatını kaybetmiş durumda yani. Maalesef. Ve bunlar bu bir cinayet. Bu bir doğal afetle ölüm değil, bir depremle ölüm değil. Yani depremle insan öldüğü zaman en azından ha diyorsunuz ki bu doğal afettir, enkazın altında kaldı vesaire. Burada adam namluyu doğrultuyor ve öldürüyor. Bombayı atıp evet. öldürüyor. Yani bu kaldırılabilecek bir psikoloji değil yani. Bu travmadan insanların kurtulması mümkün değil. Yani şu anda doğru 20 bin kişi öldü ama orada bulunan 2 milyon 300 bin kişi şu anda hepsi ölü gibi yani. Öyle bir vahşet yaşıyorlar ki, öyle bir psikoloji. Yani onları anlamak mümkün değil. Açlık bir yandan, susuzluk tabii. bir yandan bunlar da var tabii yani. Evet, kesinlikle yani. Evet. Bakın 98 hükümet binası vurulmuş.
266 okul hedef alınmış. Bunun 66 tanesi tamamen yıkılmış. Efendim 225 bin konut hedef alınmış. 43 bini tamamen yıkılmış. Kuveyt okulu var, efendim Birleşmiş Milletler okulu var, Birleşmiş Milletler'in hastaneleri var, bilmem nesi var. Yani personeli var. Yani baktığınız zaman tam bir katliam bütün boyutlarıyla beraber yaşanıyor. Bu noktada tabii İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak'ın çok ilginç bir açıklaması vardı bugün. Şimdi biliyorsunuz İsrail Şifa Hastanesi'ni önce bombaladı. Yoğun bakımını devre dışı bıraktı, ameliyathanesini vurdu vesaire. Ardından etrafını kuşattı. Keskin nişancılarla beraber hareket eden her şeye ateş ettiler. Bütün giriş çıkışları durdurdular. Ardından da baskın yaptılar ve insanları zorla dışarı çıkardılar. Tamamen boşalttılar. Şimdi benzer bir şeyi de Endonezya Hastanesi yaşıyor. O da aynı şekilde Şifa Hastanesi gibi tamamen boşaltılacak. Hastane boşaltıyorlar şu anda yani. Şimdi Şifa Hastanesi ile alakalı ne diyordu İsrail ordusu, İsrail ordusunun yetkilileri? Diyorlardı ki orada Hamas'ın karargahı var. Ve Şifa Hastanesi'ni, diğer hastaneleri kalkan olarak kullanıyorlar. İşte dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? O yüzden buraları bombalıyoruz, Hamas'ı yok etmek için. Sen bu şekilde Şifa Hastanesi'ni bu kadar bombaladın, bu kadar insanları öldürdün, bu kadar işte insanları boşalttın, bir tane Hamas'ı yakalayabildin mi orada? Öyle bir açıklama görmüyoruz. Öyle bir açıklama yok. Evet. Yakalayamadın. Zaten Hamas yetkisi ne diyordu? Serap görüyorsunuz yani, biz orada değiliz diyordu zaten. Yani bizi Şifa Hastanesi'nin altında arıyorsanız serap görüyorsunuz diyordu zaten. Şimdi neticede İsrail ordusu şu açıklamayı yaptı en son nihai olarak. Burada bir şey bulamadık. Birkaç tane silah, çer çöp falan filan gösterdiler. Onlar da yani... Kendilerinin koyduğu belli zaten. Kendileri koyduğu belli. Topladıkları şeyleri koymuşlar evet. Oraya yani. Şimdi tabii bu sefer ne yapmaları lazım? Kendilerini haklı göstermeleri gerekiyor. Yani biz bir gerekçe ifade etmeleri gerekiyor. O gerekçeyi de, o yani saçma gerekçeyi de diyelim, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak açıklamış. Diyor ki, Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce biz yaptık diyor. Şimdi özür kabahatinden büyük bir açıklama yani. Şimdi orada yani aslında itiraf. Hani şu denilebilir. Ya bu, bak bu tünelleri de İsrail yapmış. Tamam bu bir bakış açısı. Ama ben öyle bakmıyorum. Benim baktığım şey şu. Orada sen Hamas'ı bulabildin mi? Oradaki tünelleri sen yapmış olabilirsin. O da sorgulanması gereken bir şey. Niye yaptın? Tabii. Orası efendim zaten Hamas'ın elindeydi. Orası zaten Filistinlilerin elindeydi. Sen buraya niye bu o zaman tünel yaptıysan niye yaptın? O zaman sen Hamas'ın kullandığı tünelleri hepsini sen mi yaptın yoksa yani? Niye yaptın yani? Bunlar hep soru işareti. Bir de şey yapıyorlardı o Şifa Hastanesi'nin altındaki tünelleri işte böyle çizimlerde işte görseller kullanarak hani işte aşağı iniyorsun şurada şu oda var, burada bu oda var, şurada şu tünel var. Sanki böyle krokesini çıkarmışlar, canlandırma yapmışlar şeklinde servis etmişlerdi. Evet. Demek ki kendinizin yaptığı şeyi zaten gayet iyi biliyorsunuz. Yani kendi yaptığınız şeyi demek ki servis etmişsiniz siz. Evet. Hangi oda var aşağıda, hangi tünel var, hangi tünel nereye bağlanıyor? Bunları siz zaten biliyorsunuz, siz yapmışsınız. Yani onu itiraf etmiş oluyor yani. Şimdi tamam da bu açıklamayı sen neden Şifa Hastanesi bombalanmadan önce yapıyorsun, evet. Yapmıyorsun? Bugün yapıyorsun. Neden? Çünkü şunu demeye getiriyorlar. Yani hani tabii tamamen fiyasko. Komik duruma düşmüş şu an İsrail. Yani o kadar bombaladı. Ortalıkta bir şey yok yani. Aslında yani şu anda şu İsrail ortaya koyduğu manzara şu. Kardeşim ben gerekçe bulmak zorunda da değil. Ben bombalarım mantığı var şu anda. Böyle bir hadise var. Şimdi onun gerekçesini sonradan üretmeye çalışıyorlar. Ha bak burada vardı karargah. Vardı burada tünel. Niye? Çünkü biz yaptık onları. Çok iyi biliyoruz. Bunu demeye çalışıyor. Halbuki olay o değil. Siz orada Hamas'ın olmadığını biliyordunuz. Sizin hedefiniz zaten Hamas da değil. Evet. Sizin hedefiniz Şifa Hastanesi en büyük hastane. Orada 7500 kişi oraya sığınmıştı. Bine yakın hasta vardı orada. Onları çıkardınız. Onları sürdünüz. Şimdi Endonezya Hastanesi'ni sürmeye çalışıyorsunuz. Amaç bu, boşaltmak. Hamas bahane, Hamas gerekçe.
Adamların yaptığı şey bu. Evet. Bunu ifade etmemiz lazım. Bu konuda, bu bölümde belki şunu da belirtmemiz gerekiyor. Ateşkesten bahsediliyor. Evet. Tabii son dakika gelişmelerini şu an hani Katar açıklayacaktı, açıkladı mı açıklamadı mı şu an için bilmiyorum. Ama gündüz yapılan açıklamada, öğlen saatlerinde yapılan açıklamalarda Hamas'ın siyasi büro üyesi İzzet Er-Rişk artık iş Katar'da, ateşkes anlaşmasını ilerleyen saatlerde Katar duyuracak, anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak şeklinde bir açıklama yaptı Hamas'ın siyasi büro üyesi. Şimdi İsmail Haniyeh, yani Hamas liderinin de bu konuda açıklaması vardı. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız. İşte bu noktada Katar'ın arabulucu görevi olduğunu ifade etmişti. Şimdi bu konuda bir gelişme var mı yok mu bilmiyoruz. Ama fotoğrafın büyüğüne baktığımızda şunu görüyoruz. Bu ateşkes, yani bahsedilen ateşkes, esir takası için yapılan bir ateşkes. Yani nihai bir ateşkes değil. Evet. Silahların tamamen sustuğu, barışın sağlandığı, bir çözümün ortaya konulduğu bir ateşkes olmayacak bu. Bunu da ifade etmemiz lazım. Burada sadece sınırlı İsrailli esirlerin ve aynı zamanda bunun karşılığı da Filistinli tutukluların veya esirlerin serbest bırakılacağı karşılıklı bir anlaşma, bir efendim şey olacak, bir ateşkes olacak. Ama sonrasında İsrail politikalarına, bu boşaltma politikalarına, işgal politikalarına yine devam edecek. Dolayısıyla İsrail'in hedefi belli. Ateşkes bu hedeften vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Bu sadece geçici süreyle esirlerini kurtarmak için yapılan, uluslararası baskıdan da kaynaklanan bir şey. Yoksa İsrail'in en başından beri esirleri pek taktı da yok. Zaten takmadığını da görüyoruz zaten. Evet. Yani, evet. Yani uluslararası baskılar olmasa İsrail hiç umurunda değil zaten. Evet. O rastgele vuruyor. Orada esir varmış, yokmuş bilmem ne. Bu hiç umurlarında değil. Hatta yani. Hatta son şeyde İsrail gazetesi, işte hatırlarsınız, açıklama, yani İsrail'in kendi basını bu açıklamayı yapıyor. Hani o festivalde Hamas sivilleri vurdu falan deniliyordu. Aslında İsrail askerleri oradaki sivilleri öldürmüş. Evet. O arabalardaki işte o bomba tahribatları falan helikopterden atılan bombalarla oluşmuş. Deniliyor ki işte Hamas'ın elinde zaten o tahribatı oluşturacak bombalar da yok zaten. Yani İsrail ordusu kendi insanlarını bombaladı orada, öldürdü. Dolayısıyla yani, rehin alınmış İsrailler umursamıyorlar zaten. Yani öyle bir şeyleri yok zaten yani. Ya şimdi biliyorsunuz 11 Eylül saldırıları olduğu zaman Amerika'da, yani bunun içeriden bir istihbarat olmadan yapılabilmesi mümkün olmadığı Amerikalı yetkililer tarafından söylendi. Evet. Senatodan kişiler tarafından, hatta bu konuda senatörlerin kitapları var biliyorsunuz. Yani şimdi öyle bir şey ki Büyük Ortadoğu Projesi'nin düğmesine basılması gerekiyordu. Adamlar ikiz kule ve içindekileri feda ettiler. Evet. Şimdi Batı'nın mantığında bu var. Yani İsrail de aslında bu noktada aynı mantığa sahip. Dolayısıyla onlar için sivillerin kaybı, yani zaten şu ifade edilmiyor muydu? Mısır dedi ki biz 3 gün önce böyle bir saldırının olabileceğini, istihbarat bilgisini verdik. Bunu söyledik. Ama umursamadılar, dinlemediler. Batı şeriaya odaklandılar. Gazze sınırına odaklanmadılar. Ve orada festival de iptal edilmedi. Şimdi zaten şunu söylemek lazım. Yani Hamas yaptı, İsrail askeri yaptı. Ya, tamam da İsrail'in zaten bu saldırıdan haberi vardı. Kesinlikle. Yani Hamas da yapsa, İsrail askeri de yapsa bunu yapan İsrail'in kendisi. Tabii. Yani haberi olduğu şimdi için. Haberi olmadığını düşünsek tamam. Evet. Birilerini suçlayabilirsin. Haberi olduğu halde buna göz yumuyorsa burada bir proje var demektir. Burada bir farklı bir plan var demektir. İşte az önce dediğiniz doğru gerçekten. İşte 11 Eylül'de İkiz Kuleleri olayı yaşandıktan sonra, o saldırılardan sonra Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında işte İslam dünyasına hani bir topyekun bir savaş açıldı. İşte El-Kaide ile mücadele ediyoruz adı altında. İşte Irak, Afganistan işgal edildi ve işte Kuzey Afrika'daki Arap Baharı daha sonrasında oluştu.
En sonunda Suriye olaylarını hepimiz yaşıyoruz. Bakın dikkat edin, yani bir büyük bir olay, büyük bir tepki oluşturuluyor kamuoyunda bu olayla birlikte ve bir gerekçe oluşturuluyor. Ve bu gerekçe oluştururken de işte Amerika gibi ülke bunu kendi halkının zarar görmesini umursamıyor. Çünkü daha büyük bir hedefi var. O hedef uğruna feda edilebilir bir şey öngörüyor. Bir insan veyahut da bina, neyse, yani bir şeyi feda edilebilir öngörüsüyle daha büyük bir hedefe odaklanmak için bir gerekçe oluşturuyor. Çok benziyor dediğiniz gibi. Şimdi bu 7 Ekim'deki olayların gelişimi de bu 11 Eylül saldırılarıyla çok benzeşiyor yani hakikaten. Zaten İsrail yetkililer... Onun da büyük bir hedefi var, pardon. Tabii. Onun da büyük bir hedefi var. İsrail'in de büyük bir hedefi var. Dolayısıyla oradaki siviller, sivil kayıplar hani öngörülebilir, telere edilebilir, hani görmezden gelinebilir, büyük hedef uğruna feda edilebilir bir düşünce olduğu görünüyor ya zaten. Yani. Şimdi 7 Ekim'de bu saldırı olduğu zaman İsrail yetkililer ve Amerikalı yetkililer şu açıklama yaptılar. Bu İsrail'in 11 Eylül'üdür. Ha, evet. Bu, aynı zamanda bu bir itiraftır yani. İtiraftır, evet. Aynen birebir bunu söylediler, doğru. Evet. Şimdi 11 Eylül'de yani bahsettiğimiz gibi 11 Eylül'de şimdi bakın büyük Orta Doğu projesi, yani Orta Doğu'nun işgal projesi veya diğer ifadeyle Amerika'nın vatan projesi Orta Doğu coğrafyasında. Bunun hayata geçirilmesi için Batı toplumlarının ve Amerikan askerlerinin ve toplumlarının ikna edilmesi gerekiyor. Tabii. Bir toplumsal mutabakat sağlamak gerekiyor. Bu da bunun için de çok güçlü bir terör saldırısı olması lazım. Dolayısıyla adamlar çok ses getirecek, insanlara şok etkisi yapacak bir saldırı planlandı ve bu devreye sokuldu. Bunu sokan efendim dağın başındaki bir El-Kaide'nin başındaki bir adam değil. Bu plan büyük bir plan. Yani ve Amerika'nın içinden müsaade olmadan böyle bir plan hayata geçmeyeceğini Amerikalı senatörler kitaplarında yazıyorlar. Bakın bir daha ifade ediyorum. Kitaplarında yazıyorlar. Dolayısıyla bu içeriden planlanmış olan bir şey. Ve İsrail gibi, hani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş'ta ifade etmişti hatırlarsanız. Yani en ufak bir şeyi dahi istihbaratla tespit edebilen bir İsrail'den bahsediyoruz. Sınırlarından kuş uçurtmayan İsrail böyle bir saldırıya göz yumuyor. İşte, hem de haber verildiği halde. Evet, ve de haber verildiği halde. Sonra haber verildiği de ortaya çıkıyor zaten. Evet. O zaman diyorsunuz ki bu gerçekten o Amerika'nın 11 Eylül, Amerika'nın 11 Eylül'üydü. Bugünkü de İsrail'in 11 Eylül'ü. Sonuçlar aynı. Sonuçta bunlar bir bahane, bir gerekçe. Kendi halklarını, kendi askerlerini, kendi taraftarlarını ikna etmek için böyle bir güçlü şok gerekiyordu ve bunu hayata geçirdiler. Hadise budur aslında. O yüzden burada ölen bütün, bakın İsrail tarafında ölen sivillerin de, bugün Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin de sorumlusu İsrail'dir. Peki şöyle bir, o zaman şöyle bir soru geliyor tabii akla. Şimdi İsrail 11 Eylül benzeri bir şey yaşandı 7 Ekim'de. Bunun bir proje olduğunu zaten hani şey yapıp söylüyoruz, rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi ama o zaman mesela 7 Ekim'deki bu hadiseden sonra Filistin'e ve özellikle Hamas'a karşı İsrail yani İsrail'in lehine bir kamuoyu desteği oluştu. Fakat çok kısa bir zaman içerisinde İsrail bu kamuoyu desteğini dünyada kaybetti ve şu an her yerde protesto edilen bir ülke haline geldi. Ama mesela Amerika, işte Irak'ta yine milyonlarca insan öldürüldü. Afganistan'da çok sayıda insanlar öldü. Amerika bu kadar kısa zamanda İsrail'in düştüğü bu duruma düşmemişti mesela. Yani İsrail'in buradaki yaptığı ne diyelim artık, bu kadar dünyada kamuoyunun çok kısa zaman içerisinde kendi aleyhine dönmesinin sebebi nedir acaba? Yani oradaki insanları çoluk çocuk demeden büyük bir kıyma tutması mıydı yani? Şimdi tabii burada sivil katliamı, efendim şu an bütün dünya Gazze'de yaşanan vahşetten anlık olarak haberdar oluyor.
Şimdi burada tabii şunu unutmamak lazım. Amerika'ya da aynı tepkiler oldu. Oldu. Ama ne zaman oldu? 1991 yılında havadan bombardıman yaptılar. O zaman çok fazla bir tepki olmadı dikkat ederseniz. Ne zaman oldu? 2003 yılında kara harekatı başladığı zaman orada Felluce olayları, Ebu Garip cezaevinde yaşananlar ve Bağdat'ta yaşananlar, Irak'ın illerinde Tel Afer'de yaşananlar. Pazarda alışveriş yapan insanları bombalamışlar. Yani orada dikkat ederseniz o dönemde Amerikan karşıtlığı bütün dünyada, Avrupa toplumlarında da dahil olmak üzere %80'lerin üzerine çıkmıştı. %80, %90'lar Amerikan karşıtlığına dönüşmüştü. Amerika zaten Arap Baharı'na olayı dönüştürmesinin nedeni, yani içeriden bir takım darbelerle sivil toplum kuruluşlarının kullanılarak iç isyanlarla beraber vekalet savaşlarını devreye koymasının nedeni de bu. Evet. Çünkü bununla beraber Amerika ne yapmış oldu? Kendisine yönelen o şiddeti bloke etmiş oldu. O ülkelerin kendi demokratik, işte diktatoryal, işte bilmem ne sebeplerden dolayı bunların yaşandığını ortaya koyarak. İç mücadeleye dönüştürdü. Tabii kendisi de bununla mücadele eden, bu ülkeler yardımcı olan konuma geldi. Taktik değiştirdi yani. Taktik değiştirdi. İşte hani bir kayayla karşılaştı, bir tepkiyle karşılaştı. Onu dolanmayı tercih etti. Amerika'nın yaptığı şey budur yani. Şimdi tabii İsrail şu anda Amerika'nın o yapmış olduğu, Irak'taki yaptığı katliam boyutunda şu anda. Yani Amerika farklı bir şey yapmadı, o da aynı şeyi yaptı. Evet. Ve şu anda nasıl o dönem Amerika'ya ciddi bir tepki olduysa, İsrail'de şu anda bütün dünyada ciddi bir tepki var. Burada tabii olay şu, şunu yapıyorlar, aradan biraz zaman geçiyor. Tabii Atalan Üsküdar'ı geçiyor, İsrail işgal edeceği yerleri ediyor. Ardından da bir bakıyorsunuz, işte ulufeler dağıtılıyor. Basın mensuplarına dağıtılıyor, gazetelere dağıtılıyor, medyalara dağıtılıyor, liderlere dağıtılıyor, ona dağıtılıyor, buna dağıtılıyor derken bir anda olay unutulup gidiyor. Yani günümüzün böyle bir problemi de var. Günümüzde olumlu olumsuz bütün haberlere anlık ulaşabiliyoruz. Ama gündem o kadar hızlı değişiyor ki. Bir bakıyorsunuz farklı bir şey konuşmaya başlamışsınız. Ondan sonra unutulup gidiyor. Unutulup gidiyor yani. Maalesef. Şu anda hani Irak'ı biz şu anda gündem etmesek kimin hatırında? Irak'ta yaşananlar, Felluce'de yaşananlar. Kimin hatırında şu anda? Kim sorguluyor? Yani hepsi Amerika'nın peşinde dolaşıyor yine. Öyle değil mi? Evet. Batı'yı hala kurtarıcı gözle bakıyorlar. Yine bakıyoruz, Gazze'de bir sorun yaşanıyor. Ey Batı, bunu çöz diyorlar. Ya Batı, zaten Batı'yı biliyoruz. Haçlık seferlerini düzenleyen Batı, Büyük Ortadoğu Projesi'ne üst ülkeleri işgal eden Batı, bu sorunu mu çözecek? Farklı değiller ki onlar. Zaten sorunu çıkartan onlar zaten. Tabii. Ve şu anda İsrail üzerinden bir vekalet savaşta yürütülüyor denilebilir yani. Olabilir, evet. O da ayrı bir konu. Daha Amerika'nın daha ileriki bir hesabı için. Yani sadece Amerika sonra değil yani. Batı'nın şeyi bu. Komple Batı diyorsunuz. Komple Batı'nın yani. Zaten biliyorsunuz bu konularda tamamen ittifak halindeler. Evet. Şimdi bir İsrail ordu sözcüsü Fransız televizyonuna çıktı. Fransız televizyonunda konuşuyor. Ve kendi hani ülkesini yaptıklarını savunma adına diyor ki işte Hamas diyor sivilleri öldürdü diyor. Uluslararası hukuku çiğnedi diyor. Yani bunu İsrail ordusunun sözcüsü söylüyor. Hamas ne yapmış? Sivil insanları öldürmüş ve uluslararası hukuku çiğnemiş. Tabii bunu söyleyince Fransız televizyonunun işte sunucusu diyor ki o zaman diyor ne demiş? O zaman diyor siz de diyor Hamas gibi davranıyorsunuz. Deyince tabii adam hopluyor, zıplıyor falan ve yayından almak durumunda kalıyor o İsrail ordu sözcüsünü. Bu da ilginç bir haber değil mi? Yani ne diyeceksiniz? Ya bugün gerçekten ilginç haberlerden birisiydi. Bu da aslında şunu gösteriyor. Şu anda Batı'da da gerçekten İsrail'in yaptıklarına yönelik çok Batı kamuoyunda çok ciddi bir tepki var yani. O yüzden işte bu da onun örneklerinden bir tanesi. Bakın Fransa'nın İsrail'e desteği aşikar. Amerika'nın aşikar. Ama mesela TV5 Mont, Fransız TV kanalı bu. Evet. Neçede bu, burada bir programda yaşanıyor bu hadise. Bir Fransız kanalında bakıyorsunuz aslında sunucunun
Fransa devletiyle aynı görüşte olmadığını görüyorsunuz. Fransa zaten çok ciddi eylemler oldu bu konularda. Tepkiler gündeme geldi. Şimdi bakın 64 minutes efendim 64 dakika diye bir programın sunucusu. İsrail ordu sözcüsüne bağlanıyor programda. Canlı bağlantı olarak alıyor. Ondan sonra tabii ona şunu soruyor. Hastaneye girmek size göre uluslararası hukuk şifa sensizliğini kastediyor. Hastaneye girmek size göre uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarıyla bağdaşıyor mu diye soruyor. İsrail ordu sözcüsü Rafovic diyor ki Hamas karargahı diyor orası. Bunun üzerine tabii operasyonu savunuyor. Sunucu diyor ki bu sefer Hamas direnişçilerini hastaneden çıkarmanızı sağlayacak hiçbir askeri strateji yok muydu? Eğer Hamas direnişçileri oradaysa hastaneye girmeden onları dışarı çıkaramaz mıydınız? Yani niye hastaneyi bombaladınız? Niye işgal ettiniz? Niye insanları boşalttınız? Bunu soruyor. O da diyor ki tabii orada sıkışınca bu sefer hastane baskınını gerekçe olarak 7 Ekim'ini gösteriyor. Oraya işaret, oraya dönüyor bu sefer. Saptırıyor aslında. Evet, yani. Saptırıyor. Konuyu saptırıyor. Sözcü şunu söylüyor. Hamas'ın 7 Ekim'de uluslararası hukuka, adalete, insan haklarına uygun hareket ettiğine mi ettiğine inanmıyorsunuz değil mi diyerek soru yöneltiyor sözcü şeye, sunucuya. Sunucu, evet. Sunucu da diyor ki öyleyse Hamas gibi hareket ediyorsunuz. Bu akşam bana bunu mu söylüyorsunuz diyor. Yani siz Hamas bunu yaptı. Biz de böyle yaparız. Biz de hukuk dışı yaparız. Biz de insanlık dışı yaparız. Bunu mu demeye çalışıyorsunuz diyor. Şimdi sonra tabii başlıyor, tabii sinirleniyor. Gazeteci gibi davranmıyorsunuz diyor. Sonra biraz daha iş uzuyor. Diyor ki siz diyor İsrail devletine bir saldırı yapıyorsunuz diyor. Direkt hedef alıyor sunucuyu. Ardından tartışma devam ediyor ve canlı yayından alıyor şeyi, kapatıyor şeyini. Sunucu tepkisini ortaya koyuyor. Tabii ardından tabii siyaset devreye giriyor. Efendim kanal yönetimi yazılı olarak derin bir üzüntü duyduklarını, işte bunu yapılmaması gerektiğini söyleyerek açıklama yapıyorlar. Ama burada mesele şu, şu anda Batı toplumlarında da çok ciddi bir tepki var. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bunu ifade etmemiz lazım. Bu da bunun örneklerinden bir tanesi. Zaten aklı başında olan bir insan bu soruları zaten sorar. Evet. Yani hele hele bir gazeteci ise bu soruları sorması kadar normal bir şey yok. Yani gazetecinin bu soruları sormasıyla İsrail devletine saldırı olarak bunu değerlendirmek ne alakası var yani? Adamlar zaten bak dikkat edin. Hemen 2-3 cümle sonrası siz İsrail devletine saldırıyorsunuz diyor. Başka bir yerde siz işte Yahudi karşıtısınız, siz antiseministsiniz, siz bilmem nesiniz. Ya burada burada bir antiseminizm yok. Burada bir Yahudi karşıtlığı yok. Burada İsrail devletinin yapmış olduğu terör eylemlerine karşı bir tepki var. Yani o zaman sorduğu sorulara siz de cevabını verin yani. Eğer hani alnınız açıksa, kendinizi doğru yaptığınızı hissediyorsanız, cevap veremiyor insanlık zaten. Suçu işlemiyorsanız... Niye sinirleniyor? Niye cevap veremediği için. Cevap veremediği için. Bu şey de var zaten. Yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Yani. Tabii. Yani bizde de var aslında. Ya yani mesela şöyle, bizde şöyle oluyor. Yani diyelim ki bir eylem oluyor, bir protesto eylemi oluyor, bir icraata yönelik diyelim ki. Ondan sonra bu protesto eylemini birdenbire sanki hükümete yapılmış bir darbe girişimine dönüştürülüyor. İşte bir söz, işte hükümeti bir darbe girişimi falan, yani bunlara gerek yok yani. Evet, şu anda işte sunucu, o Fransız sunucu, evet. İsrail ordu sözcüsü. İşte tabii yani evet. Haksız olduğu için çarpıtmak zorunda kalıyor ve bu sefer de sinirleniyorlar. Şimdi az önce şeyden bahsettiniz bir de. İsrail aktivist, evet yani onun bir şeyleri var. Kendi hedeflerini açıklıyor İsrail'in. Geçmişe dönük de bazı örnekler veriyor. Onlar da enteresan bir haber. Onların da detaylarını alalım isterseniz sizden. Şimdi bunlar niçin biz aktarıyoruz? Yani şu anda İsrail'in yaptığı vahşeti sadece bizler ifade etmiyoruz. Yani bunun bir vahşet olduğunu, bunun bir soykırım olduğunu, İsrail'in şu anda terör eylemlerinde bulunduğunu, bir terör devleti olarak davrandığını sadece biz ifade etmiyoruz. Dünyanın her yerinde şu anda bunlar konuşulduğu gibi İsrailli olanlar da bunu konuşuyor. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve burada o yüzden onların açıklaması, yani biz bunları tespit edemedik de onlar tespit etti değil. Bizim tespit ettiklerimizi, bizim söylediklerimizi
Bu içeriden yapılan açıklamalar doğruluyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz yani. Şimdi bakın, İsrailli aktivist ve aynı zamanda yazar. Miko Pelet. Bu adam tabii tanınmış bir aileden geliyor İsrail içerisinde. Dedesi Miko Pelet'in İsrail'in kuruluş sözleşmesi, yani bağımsızlık bildirgesinin altında imzası var. İsrail, dedesi İsrail'i kuranlardan. Kaç kişi biliyor musunuz? 37 kişiden bir tanesi. İsrail devletini resmi olarak kuran 37 kişiden bir tanesi Miko Pelet, efendim Miko Pelet'in şeyi, dedesi. Dedesi oluyor, evet. Babası da o meşhur hani Arap ülkelerle yapılan 6 gün savaşı var ya. Evet. Onun komutanı. Babası da o, general. Adamın ismi de Matti Pelet. 1948 Arap-İsrail subayı, 1967'de de 6 gün savaşının generali. Öyle bir aile yani bunlar. Ve kendisi şunu söylüyor, ben 1961 doğumlu ve ben diyor iyi bir Siyonist olarak yetiştirildim diyor. Bizim aile tabii böyle bir aileden geliyor. Evet. Ben bütün eğitimim diyor tamamen diyor o kabul üzerine oluştu. Siyonizm üzerine oluştu diyor. Siyonizmin büyük destekçisi olarak büyüdüm diyor. Sonra aradan zaman geçiyor. Tabii çok detayına girmeyeceğim hayat hikayesinin. 1997 yılında kız kardeşinin kızı bir canlı bomba eyleminde Kudüs'te hayatını kaybediyor. Bu onda bir travma oluşturuyor ve ardından da hayatını bir gözden geçiriyor ve İsrail'in varlığını sorgulamaya başlıyor 1997 yılında. Ve ardından da Filistin turuna çıkıyor. Filistin'in karış karış dolaşmaya başlıyor. Şimdi işte bu adım, bunu kısaca hayat hikayesi bu. Gazze ile alakalı ajans soruyor. Diyor ki nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bu adamın yapmış olduğu değerlendirmeler. Bakın çok enteresan. Diyor ki İsrail-Filistin savaşı diyor bugün yaşanmıyor. 75 yıl önce İsrail'in kuruluşunda başladı diyor. O gün bugündür bu savaş var diyor. Bir hareket olarak Siyonistler ve ardından bu hareketten doğan İsrail devleti Filistin halkına karşı savaş ilan etti. 75 yıl önce. Bu savaşta etnik temizlik gördük. Soykırım politikaları gördük. Irkçı apartheid rejimini gördük. Apartheid biliyorsunuz yani tam bir soykırım anlamında. Katliam. Gördük derken uyguladık demek istiyor yani. Yani bunu, İsrail, Filistinler bunu yaptı diyor. Bunları gördük diyor. Bunları yaptı diyor. Sonra şunları söylüyor. Siyonizmin temel felsefesinde diyor Filistin diye bir yer yok diyor. Evet, bu cümle benim de dikkatimi çekti. Evet. Yani demek ki hani Amerika diyor ya, Fransa, Amerika, Almanya iki devletli çözümden yanayız. Evet. Bu hikaye. Yani dün de ifade etmiştik. Tiyatro oynuyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir amaçları yok. Yani İsrail'e göre orada yani Filistin diye bir devlet yok zaten yani. Burayı Filistin yok burada. Filistinli evet. Yok, yani. Yok yani. Adam bunu kabul etmiyor evet. Zaten. Şimdi bunu söylüyor. Siyonizmin temel felsefesinde Filistin diye bir devlet yok diyor. Yani Filistin diye bir yer yok. Pardon. Devlet değil, bir yer yok. Öyle diyor. Bir yer yok diyor. Filistin evet. Coğrafyası diyoruz ya, böyle evet. Bir şey yok diyor. Siyonizme göre orası İsrail toprağı. Zaten dikkat ederseniz İsrailli komutan Gazze'nin kuzeyine, kıyı şeridine geldiği, kıyısına geldiği zaman burası İsrail toprağı diyor. Yani bunu söylüyor zaten. Bakın Siyonizme göre orası yani, İsrail toprağı. O zaman tabii hemen hani her zaman burada konuştuğumuz yeni bir konu var. Peki Siyonizme göre Türkiye'nin güneydoğusu Türklerin midir? Onlara göre Türkiye diye bir de bir yer yok. Yani Irak diye de bir yer. Irak diye bir yer var mı? Yok. Suriye diye bir yer. Onlara Şam göre diye bir yer var mı? Hepsi İsrail toprağı. Evet. Bunu da bilmek lazım. Bakın zaten harita ortada. Evet. Yani Gazze diyor orada ama hani şey Filistin diyor ama hani Filistin diye bir yok. Yer yok Siyonizmin. Yani Nil'den Fırat'a kadar bütün coğrafyada yer, orada İsrail. Bir devlet, başka bir devlet, başka bir şey yok hükmünde onlar evet. için. Onlar için yok hükmünde. Evet. Ve orada yaşayan Filistinlere ait değildi, dünyadaki tüm Yahudilere ait. Siyonizm bunu söylüyor. Ve şunu söylüyor bakın, devamı çok önemli. Eğer üstünlükçü bir ideolojiniz varsa, yani ben üstünüm, burası bana ait. Üstünlükçü bir ideolojiniz varsa, yani bir grubun diğerinden daha fazla hakka sahip olduğunu savunuyorsanız, o zaman şiddet kullanmanız gerekir. O zaman şiddeti siz kendinize yasal görmeye başlıyorsunuz. Evet.
apartheid rejimine sahip olmalısınız ki bu ırkçı ideoloji gerçekleşebilsin. İşte İsrail devleti budur diyor. Aslında hastalıklı bir bakış açısı. Bakış açısını anlatıyor yani. Tabii, evet. İsrail'in bakış açısının hastalıklı olduğunu anlatıyor. Evet, evet dediğiniz gibi. Bakın, İsrail'i terörist devlet olarak açıklıyor. Dedesi İsrail'i kuran, babası İsrail'de generallik yapmış olan kişi, İsrail'de aktivist Miko Pelet, İsrail bir terör devletidir diyor. Kendisi söylüyor. Kendisi söylüyor. Ve sonra bunun sebeplerini söylüyor. Filistinler yıllardır yaşadığı zulmü şu şekilde anlatıyor. Filistinler her gün teröre maruz kalıyor. Yani sadece 7 Ekim'den bu yana değil. Yani İsrail devleti kurulduğundan bu yana. Daha önce de Siyonistler tarafından. Filistinler her gün teröre maruz kalıyor. Sokakta yürürken dövülüp dövülmeyeceğinizi, bıçaklanıp bıçaklanmayacağınızı ya da öldürülüp öldürülmeyeceğinizi, çocuklarınızın okula giderken güvende olup olmadığını, evinizin yıkılıp yıkılmayacağını, kardeşlerinizin İsrail ordusu ya da İsrail istihbaratı tarafından alınıp götürülmeyeceğini ya da kaçırılıp kaybolmayacağını bilmiyorsunuz. Yani buna yaşam bu denmez zaten. Şeyler zaten, evet. Yani şu anda Gazze'de bombalar yağıyor ya. Evet. Yani daha öncesinde de İsrailler farklı bir şey yaşamıyor zaten. Bu söyledikleri zaten olan şeyler. Orada güncel hayattaki yaşanan şeyler yıllardan beri. Zaten bakın mesela Hamas, şimdi Hamas nihayetinde Gazze'nin bir siyasi yapılanması aslında. Kassam Tugayları var. Bunlar da silahlı bir yapılanma. Kassam Tugayları'nın şöyle bir özelliği varmış. Kassam Tugayları'nın bütün işte militanları diyelim, hepsi ya anne ya baba ya da ikisi birden şehit olmuş kişilerin çocuklarından oluşuyor. Yani dolayısıyla bunları buraya iten, yani bu silahlı bir direnişe iten bir İsrail politikası var bunları yıllar içerisinde. Düşünsenize yani o kadar çok çocuk yetim bırakılmış, öksüz bırakılmış ki yıllar içerisinde artık bunlar bir silahlı direniş örgütüne dönüşmüşler yani. Ya bunu İsrailli aktivist de söylüyor. Bakın şunu ifade ediyor. Bu kadar uzun süredir baskı altında olan insanları direnmek için ortaya çıktıklarını kınamak saçma. Evet. Yani Filistinlileri kınayamazsınız diyor. Evet. Çünkü diyor, onlar bu kadar baskı altında, bu kadar zulüm altında kalmışlar. Bu beklenen bir şeydi diyor zaten. Eğer direnişi ortadan kaldırmak istiyorsak o zaman baskıyı ortadan kaldırmak zorundayız. Tabii. Yani sen Filistinlilerin üzerindeki baskıları kaldırırsan orada sen zaten o insanlar güvenli bir coğrafyada yaşar. Devletlerini kurabilir, sistemlerini kurabilirse zaten o baskı kalmazsa o direniş de olmaz. Sana karşı bir saldırı da olmaz. Bunu demeye çalışıyor. Ama amaç o değil ki. Kaostan besleniyorlar bunlar ve bir hedefleri var. Kaosu gerekçe olarak oluşturuyorlar. Evet. Yani İsrail şu anda kaostan besleniyor dediğiniz gibi. Bunu da bir gerekçe olarak, bir bahane olarak evet. üretiyor. Direniş her zaman baskıya karşı bir tepkidir diyor Miko Pelet. Filistinlilerin 75 yılı aşkın süre gelen daha büyük şiddete karşı tepkisi çoğunlukla silahsız oldu diyor. Evet, taş atarak. Taş mesela, atarak bilmem evet. ne veya direnişle sözle. İntifada yapılmıştı mesela. Evet. Kesinlikle. Şimdi şunu da ifade edelim. Bakın hani kınanacak bir şey varsa diyor o da apartheid rejimini kınamaktır. Yani İsrail'i kınamaktır diyor. Filistin'den her gün maruz kaldığı şiddeti, vahşeti biz konuşurken Batı Şeria'da binlerce Filistin'in tutuklanıp öldürülmesini, İsrail'in Filistinli vatandaşlarına uyguladığı ırkçılığı kınamaktır. Gazze'deki hastanelerin bombalanmasına onay veren, o dilekçeyi imzalayan İsrailli doktorların, Filistinli İsrail vatandaşlarının üniversitedeki yurtlarına atılmasını talep eden öğrencilerin ve daha nicelerinin kınanması gerekiyor diyor ve devam ediyor. Burada son cümlesi de çok dikkat çekici, onu da ifade edelim. Diyor ki, sanırım diyor Filistinliler her zaman çok az şey talep edip çok az şey almaya çalıştı. Ama bence artık Filistin'in tamamını talep etmenin zamanı geldi diyor. Hmm. Yani siz diyor çok hep diyor az şeyler talep ettiniz diyor. Bu neye yol açtı? Bu şuna yol açtı. Her geçen gün biraz daha toprak kaybına neden oldu. Halbuki diyor sizin diyor hedeflemeniz gereken şey Filistin'in tamamını talep etmektir diyor. Yani, evet. Kim söylüyor bunu? Dedesi İsrail'i kuran, babası İsrail generali olan İsrailli aktivist Miko Pelet söylüyor. Evet. O yüzden burada neyi anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz. Bakın hem Fransız sunucu
hem İsrail aktivistinin açıklamaları hem dünkü o İsrailli bakanların açıklamaları, İsrail durmayacak. İsrail'in bir ideolojisi var, Siyonizm ideolojisi var. Burayı kendi toprağı olarak görüyor. Şu anda yaşadığı Gazze'yi komple kendi toprağı olarak görüyor. O yüzden İsrail durdurulmadığı müddetçe İsrail'in bu saldırıları devam edecek. İşte Gazze'de de durmayacak. Gazze'de de durmayacak. Batı Şeria'ya geçecek. Mısır'ın Sinay Yarımadası'nı almaya çalışacak. Evet, tabii. Ondan sonra zaten ne demişti dün, okumuştuk İsrailli yetkilinin açıklamasını. Hani İsrail İstihbarat Bakanı'nın raporunda yazan şeyi okumuştuk. Ne diyordu? Yani olumlu ve stratejik olarak görüyor. Yani Gazze'nin boşaltılmasını olumlu ve stratejik bir hamle olarak görüyor. Stratejik bir hamle. Uzun vadede stratejik bir hamle olarak görüyor. Yani nedir bu? Gazze boşalırsa nereye boşalacak? Sinay Yarımadası'na boşalacak. Yani stratejik niye? Çünkü Sinay Yarımadası da onların toprağı olarak ifade ediliyor. Evet. Bunlar çok şimdi çok tabii önemli. Bu Siyonizme göre Mısır şu an Sinay Yarımadası'nda işgalci herhalde bunlara göre. Tabii yani Türkiye de işgalci. Türkiye de işgalci sanki yani. Lübnan da işgalci. Yani nasıl bir hastalık? Suriye de işgalci, Irak da işgalci, İran da işgalci. Hepsi İsrail toprağı. Yani dediğiniz, mantıkları bu yani. Yani dediğiniz gibi durdurulması gerekiyor. Evet. Yoksa bunun, bu hastalıklı bir ideoloji. Bunun şeyi yok yani. Durmayacaklar çünkü yani. Bu belli evet. Yani. Durdurulması gerekiyor. Şimdi süremizin de aslında sonuna geldik. Şu duyuruyla o zaman bitirelim. Bu akşam Bağımsızlık Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş, değerli izleyenler, Meltem TV'de konuk olacak. Mercek programına, Orhan Dede'nin sunduğu programa konuk olacak. Önemli açıklamalar yapacak. Biz de merakla bekliyoruz. Sizi de saat 21'de Meltem ekranlarına davet ediyoruz diyelim. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyoruz bu arada. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Süremizin de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.